نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Hemen kılıcını bırak! Sana kılıcını bırak diyorum! Aşağılık herif! Alçak! Buna nasıl cüret edersin? Alçak! Aşağılık herif! Dur Malik! O kılıcını bıraktı. Nöbetçiler! Onu götürün! Yaranız ağır mı efendim? Önemli değil. Ne oldu efendimize? Yüzarsif hazretlerini öldürmeye kalktılar. Bu sarayda neler oluyor böyle? Yüzarsif hazretlerinin hayatta kalması demek, onların yok olması demek. Onlara hak veriyorum. Ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Ankh-Mahu zeki bir adam. Tapınağının kurtulması için Yüzarsif Hazretleri ve Akhenaton'un öldürülmesi gerektiğini biliyor. Ne mutlu ki bu teşebbüs etkili olmadı. Bana biraz keten ve sıcak su getirin. Hepimiz alemlerin Rabbine sığınırız, koruyucumuz O'dur. İyice düşünürseniz her an ve her yerde bizimle beraber olduğunu görürsünüz. Ankh-Mahu ve tapınak kâhinleri çok şanslı. Hem ben kan dökmeyi sevmiyorum. Kaldı ki Yüzarsif Hazretleri duygusal hareket etmemi engelliyor. Yoksa tapınaktan geriye taş üstünde taş bırakmazdım. Endişelenmeye gerek yok. Ben putperestlik ve Amon'un ortadan kalkmasını uzak görmüyorum. Bilmiyorum gökyüzü niçin bu gece kederli. Gökyüzünde iyi haberler görmüyorum. Ne haberi? Bu haber neyle ilgili? Tam olarak bilmiyorum. Doğduğum ülke olan Kenan'ın durumunu hiç de iyi görmüyorum. Ne olursa olsun artık bizler Allah'ın iradesine boyun eğeriz. Niçin Yakup peygambere bir mektup göndermiyorsun? Bir kervan gönderin. Babanız sizin durumunuzdan haberdar olmalı. Nasıl bir hikmet var bilmiyorum. Şimdiye kadar birkaç kez girişimde bulundum ama her seferinde ilahi irade buna mani oldu. Öyle anlaşılıyor ki görüşme vakti daha gelmemiş.
Geçen yıllar zarfında rahil, faika, ihtiyar lakin ve daha birçok kişinin bu kafileye katıldığını gördünüz. Geçen yıl Zülfa ve bugün de Bilha. Ölüm kervanı durmaksızın hareket halinde. İnsanlar ardı ardına çaresizce bu kervana katılıyorlar. Her ne kadar Zülfa ve Bilha çocuklarıma kıskançlık ve düşmanlık aşıladılarsa da ben onlara hakkımı helal ediyorum. Yüce Rabbimden de onların günahlarını bağışlamasını diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah Bilha'dan rahmet ve mağfiretini esirgemesin. Ben sarayda yaşayamam. Daha sade bir yere taşınsam iyi olacak. Niçin efendim? Bu sarayın nesi var ki? Bu sarayın krallar için kalması daha iyi. Ben şimdiye kadar mecbur olduğum için kaldım. Benim için sade bir ev bulun. Pekala. İzin verirseniz Inarus ve Mimisabu'nun yardımıyla size uygun bir yer bulalım efendim. Hemen bugün bütün kentlerin valilerine birer haberci gönderip onları Teps şehrine davet edin. Bana Mısır'ın en iyi mimarlarını getirin. Bir an önce siloları yapmaya başlamamız gerekiyor. Emredersiniz efendim. Teps kentinde 7 silo inşa etmeliyiz. Efendim, Teps kentine 1 silo yeter. 7 siloya ihtiyacımız yok. Birincisi, Teps Mısır'ın merkezidir. Mısır'ın bütün kentleri ve komşu ülkeler buraya başvuruyor. Bu yüzden siloların 7 yıl boyunca bütün bu insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor. İkincisi, buğdayı başaklarıyla stoklayacağımızdan daha fazla siloya ihtiyacımız olacak. Efendim, niçin başaklarıyla? Bunun için daha çok silo gerekecek. Bir taşla iki kuş vurmalıyız. Hem halkın ihtiyacı olan buğdayı stoklayacağız, hem de hayvanların ihtiyacı olan yemi sağlayacağız. Bu durumda siloların altına kapılar açmalıyız efendim. Bu silolar yerin neminden ve göğün yağmurundan zarar görmemeli. Bunun için de yerin altına uzun ve büyük bir çukur şeklinde kazı yapılmalı. Bu çukurun içine taş örme, büyük ve dayanıklı bir bodrum inşa edin. Siloları da yan yana bu bodrumun dayanıklı çatısı üzerine kurun. Böylece buğday yerin neminden korunmuş olur. Buğdayı yağmurdan da korumak için siloların çatısı sıkı sıkıya kapatılmalı. Siloların üst tarafından buğdayı içeri dökmek için de gedik açmamız gerekiyor. Bu çok iyi. Böylece buğdayı rutubetten koruyabileceğiz. Evet öyle. Her yapının 7 silodan oluşması gerekiyor. Her yıl bir tanesi doldurulacak ve aynı şekilde kıtlık yıllarında da her yıl bir tanesinden istifade edilecek. Efendim, neden siloları tek tek değil de toplu olarak inşa edeceğiz? Çünkü bu yolla daha az sayıda muhafızla silolarımızı koruma altında tutabileceğiz. Efendim, izin verirseniz önce siloların planlarını çizelim. Ben önceden çizdim. Başlayabilirsiniz. Saygıdeğer valilerimiz şuna dikkat etmeli. Siloların yapımıyla eş zamanlı olarak Nil üzerinde baraj yapılmasına da başlanmalı ki oradan kanallar yoluyla Nil'in suyunu uzak bölgelere aktarıp geniş ölçekli tarım yapılabilsin.
Vergileri daha hızlı toplayabilmek için yeni memurlar istihdam edin. Vergilerini ödeyenlere kıtlıktan sonra vergiden muaf tutulacaklarına dair belgeler verin. Ayrıca vergi memurlarının da esnaf ve zanaatkarlardan kazançlarının 1/5'ini toplaması gerekiyor. Onlara da bu para karşılığından senet verin. Böylece kıtlık yıllarında ödedikleri miktar kadar kendilerine buğday vereceğimizden emin olsunlar. Efendim, bu siloların yapımı için gerekli sermayeyi nereden bulacağız? Bütün silolar işte bu toplanan vergilerle inşa edilecek. Bir sorunuz varsa ben dinliyorum. Benim ilave edecek bir şeyim kalmadı. Gidin ve işinizi büyük bir ciddiyetle yapın. Bence çok güzel oldu. Hı? Umarım Allah'ın peygamberi de beğenir. Harabe olsa bile beğenir. Durun. İçeriye de bir göz atalım. Gidelim. Bu da sizin vergiden muaf olduğunuzu gösteren belge. Bu 3 yıllık vergi. Bu belgeye göre 6 yıl vergi ödemekten muafsın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Bu silolar yerin neminden ve göğün yağmurundan zarar görmemeli. Bunun için de yerin altına uzun ve büyük bir çukur şeklinde kazı yapılmalı.
Bu çukurun içinde taş örmeye büyük ve dayanıklı bir bodrum inşa edin. Siloları da yan yana bu bodrumun dayanıklı çatısı üzerine kurun. Yüzarsif nereye gidiyor? O tarımı ve siloların yapımını denetlemek için Memphis'e gidiyor. Bütün kentleri bu şekilde dolaşacakmış. Yine ne oldu? Bir şey mi oldu? Dilinin açılması için illa hakaret mi etmem gerekiyor? Duyunca hoşunuza gitmeyecek ama... galiba... Yüzarsif Memphis'e doğru yola çıkmış. Seni yılana benzeten sadece başındaki örtü değil. Sözlerin yılanın zehrinden daha da etkili. Bir kez bile olsa bana güzel bir haber getirmeyecek misin? Kimden duydun bunu? Bir tepsi onu limana giderken görmüş efendim. Bir an önce araştırıp bana daha kesin bir bilgi getir. İşimiz daha da zorlaştı. Bundan böyle Yüzarsif'i kontrolümüz altında tutmamız güçleşecek. Her gün Mısır'ın başka bir köşesinde. Çok geç harekete geçtik. Onu çok daha önce öldürmeliydik. Bu da sizin beceriksizliğinizden kaynaklandı. Yoksa Yüzarsif'in hayatta kalması imkansızdı. Saraydaki irtibat subayımızın öldürüldüğü haberini aldık efendim. Evet, başka bir haber de aldık efendim. Yüzarsif'e saldırırken hayatını kaybetmiş. Eğer öldürülmeseydi Akhenaton bize ne yapardı biliyor musun? Bu büyük Amon'un bize bir inayeti. Yüzarsif'in kıtlığı kontrol altına almasına izin vermeliyiz.
Elimizden geldiğince buğday stoklayıp Yüzarsif'in başarısız olması için ne mümkünse yapın. Mısır'ın dört bir tarafındaki tapınaklara haberci gönderin. Halkı ona karşı kışkırtın. Doğru muymuş? Evet efendim. Bugün yakın arkadaşlarıyla birlikte Menfis kentine gitmiş. Yüzarsif bu şehirde olduğu için mutluyum. Ondan uzak kalmaya nasıl tahammül ederim? Mısır'ın güçlü tanrısı, Büyük Amon. Yakarışlarıma böyle bir cevap veriyorsun. Beni Yüzarsif'e kavuşturmanı istemiştim. Ama sen onu benden uzaklaştırıyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tanrısı ona niçin bu kadar yardım ediyordu? Sizler bu yakarışlarımı neden hiç mi hiç duymuyorsunuz? Neden duymuyorsunuz? Biraz gelir misin? Buyurun, sizi dinliyorum. Vergi vermeye mi gidiyorsun? Evet. Kıtlık diye bir şey yok. Niçin bu altınları onlara veriyorsunuz? Benim için bir şey fark etmez. İster kıtlık olsun, ister olmasın, ben bir yıllık vergi ödeyerek 2 yıl vergiden muaf tutuluyorum. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu bölgenin bütün arazileri sürüldü ve bugün tohum ekimi de Allah'ın izniyle tamamlanacak. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Bölgede ekilmedik yer bırakmamaya çalış. Baş üstüne. Gidelim. Ne kadar buğday stoklayacaksınız ki bu kadar çok silo inşa ediyorsunuz? Mısır halkına 7 yıl yetecek kadar buğday stoklamalıyız. Başaklarla buğday insanlar için, saman da hayvanlar için. Yüzarsif insanları aptal yerine koyuyor. Buğday başağıyla saklanır mıymış hiç? Thank you.
Acele edin. Acele edin. Tohum ekmek için zamanımız daralıyor. Acele edin. Biliyordum. Biliyordum. Yüzvar Sef'in söylediğinin gerçekleşeceğini biliyordum. Evet, bunu biliyordum. İşte Yüzer Sif'in söyledikleri. Gerçekleşeceğinden adım gibi emindim. Bu yağmur 7 yıllık bolluk ve nimetin başlangıcı anlamına geliyor. Şaşılacak şey doğrusu. O her şeyi önceden biliyor. Söylesene karım ama, Yüzer Sif Mısır'da 7 yıllık bolluğun olacağını nereden biliyordu? Tanrısı ona her şeyi söylüyormuş efendim. Bizim tanrılarımız niçin bize bir şey söylemiyorlar? Onlar niçin her şeyi önceden bilmiyor? Tapınak kahinine selam olsun. Tanrıların selamı üzerine olsun. Buğdaylarını teslim etmeye mi gidiyorsun? Evet. Kıtlık zamanı için stok yapmalıyız. Yüzer Sif idaresinin kıtlık zamanında sana bu buğdayını iade edeceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Vereceğiz diyorlar. Kıtlık günleri için buğdayı evinde saklarsan içinde harat etmez mi? Yüzer Sif iyi bir insan. Ben ona güveniyorum efendim. O iyi biri. İnsanın gerçek kişiliği zor zamanlarda belli olur. Kıtlık günlerindeki Yüzer Sif kesinlikle bolluk zamanlarındaki Yüzer Sif'ten farklı olacaktır. Durur.
Diğer çiftliklere bakıncaya kadar ben dönerim. Davetsiz misafir ister misiniz? Hoş geldiniz, memnun oluruz. Buyurun lütfen. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Teşekkür ederiz. Bu yıl mahsul iyi miydi? Hayatımda böylesini görmemiştim. Atalarımız bile böyle bir mahsulden hiç söz etmemişlerdi. Çalışıp zahmet çekenler onun karşılığını mutlaka alırlar. Biçiyoruz, sürekli biçiyoruz ama bitmiyor. Çok miktarda mahsul elde etmek her çiftçinin özlemidir. Diyorlar ki Mısır Aziz'i dua ediyor ve Tanrısı da toprakları bereketlendiriyor. Ben de bütün bunların Yüzersif'in Tanrısından olduğuna inanıyorum. Söyle bakalım, sen de babana yardım ediyor musun? Elbette, babamın biçtiği başakları ben ve kız kardeşim birlikte topluyoruz. Aferin oğlum, aferin size. Ailenin gelecekteki reisi sen olacaksın. Babana yardım etmelisin. Ama pek bir şey yemediniz. Bu kadarı bana yeter. Teşekkür ederim. Allah sizi korusun. Allah sizi de korusun. Bu kimdi? Adını bile sormadık. Kim olduğunuzu söylemediniz. Nerelisiniz? Adım Yüzersif. Hizmetkarınızım. Gidelim. Gözlerime inanamıyorum. O Yüzersif miydi gerçekten? Evet, kesinlikle Mısır Aziz'i. Bize misafir olup bizimle yemek yedi. Allah seni başımızdan eksik etmesin Yüzersif. Ne güzel bir yüzü var. O bölgenin hasadı tamamlanmış. Biraz orada kalmış. Burası da bugün biçiliyor. Geriye bir başak bile bırakmayın. Hepsini biçiniz. Allah yardımcınız olsun. Gidelim. Ne kadar oldu? 50 kilo. Kendi toprağını mı yoksa kralın toprağını mı işliyorsun? Kralın toprağını. Gidebilirsin. Halk buğday teslim etmeye sıcak bakıyor mu? Pek sıcak bakmıyor. Kahinler zihinlerini bulandırıyor. Onları şüphede bırakarak silolara buğday teslim etmelerini engelliyorlar. Halkı buraya çağır. Onlarla konuşmak istiyorum. Dinleyin!
Dinleyin! Yüzarsif Hazretleri sizinle konuşmak istiyor. Yüklerinizi yere bırakın ve çalışmalarınıza biraz ara verin. Yaklaşın! Yaklaşın! Gelin! Bana kâhinlerin insanları buğday teslim etmekten alıkoydukları söylendi. Pekala. Benim açımdan bir sakıncası yok. Herkes kendi buğdayına sahip çıkabilir ve onu yanında saklayabilir. Ancak bir kez daha şu hususu vurgulamak istiyorum. Biz kıtlık zamanında kendilerinden buğday aldığımız kişilere buğday vereceğiz. Mısır devleti mümkün olan her şekilde buraya buğdayını teslim eden sizlere buğday temin etmekle yükümlüdür. Bundan dolayı buğdayını yanında bulunduran kimseler herhangi bir nedenle buğdayları zayi olursa bizden hiçbir şekilde buğday alamazlar. Ben silolara buğday teslim etmek suretiyle evinizin yiyeceğini garanti altına almanızı tavsiye ediyorum. Bu söylediklerimi başkalarına da anlatın. Malik, gidiyoruz. Buğdaylarımın burada olmasından dolayı içim rahat. Ben Yüzarsif'e gözlerimden daha çok güvenirim. Öyle olmalı. Size buğdayları başaklarıyla stoklayın dedik. Siz ne yapıyorsunuz? Buğday dövüyorum. Her zaman yaptığım iş bu. Bugün artık geçmişten çok farklı. Önümüzde bir kıtlık var. Ben inanmıyorum buna. Bunlar Yüzarsif'in kendi sözleri. Hangi kıtlık? Eğer kıtlık olursa ne yapacaksın? Ben kıtlık olmayacağından adım gibi eminim. Olacağını farz ederim. Buğday stoklamadığın için ne yapacaksın? O zaman biz de devletten buğday satın alırız. Ama benim bildiğim kadarıyla sadece şimdiden silolara buğday teslim edenlere ve birikimi olanlara buğday verilecekmiş. Kıtlığın geldiğini görürsek o zaman biz de stok yaparız. Ama kıtlık başladığında artık stok yapmak mümkün olmaz. Stok önceden gönderdiğin buğdaya denir. Şunu bil ki gökyüzü cimrileştiğinde yeryüzüne bir damla bile göndermeyecek, ekinler yeşermeyecektir. Ne kadar kesin konuşuyorsunuz öyle. Sanki tanrıların yeryüzündeki temsilcisisiniz. Gelecekten mi geldiniz ki her şeyi önceden görüyorsunuz? Evet, ben Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bir elçiyim. Mısır'ın kıtlığı kıyamete benzer. Dünya tarlasında bulunduğunuz bu 7 yıl içinde bir şey ekip biriktirirseniz ahiretin 7 yıllık kıtlığında biçeceğiniz bir şeyiniz olacak. Ancak eğer çalışıp stoklamadan gafil kalırsanız öbür dünyada elde edeceğiniz bir azık olmayacaktır. Kıtlık günleri için stok yapın. Kim olduğunuzu söylemediniz? Yusuf, Yüzarsif ya. Ah.
Efendimiz Züleyha'ya selam. Radamon sen miydin? Bana Yuzarsif'ten bir haber mi getirdin? Her gün başka bir şehirde. Silo yapımı, tarlaların ekimi ve vergi toplamayı denetliyor efendim. Ayrıca ekinleri toplamak ve kıtlıkla mücadele etmekle uğraşıyor. Geçen 5 yıl zarfında Akhenaton'a danışmak, görüş alışverişinde bulunmak için defalarca tepsiye gidip geldi. Eğer yine gelirse bana haber verir misin? Onu gördüğünde bizi haberdar etmeleri için saraydaki arkadaşlarımla konuşmaya çalışırım. Saray nöbetçilerinin görevine son vermek istiyorum. Saray nöbetçilerinin aylığı bir süredir ödenmiyor. Sen sarayımızın en güvenilir askerisin. Süfer'den ödemesini isteseydin. Rudamon Züleyha'nın izni olmadan hiçbir şey yapmaz. Bütün saray mensuplarının ücretini ödeyiniz. Bu sarayın Potifar'ın ölümünden sonra bu kadar çok muhafız ve askere ihtiyacı yok. Anladınız mı? Hepsini görevden alın. Hufo ve Süfer'i buraya çağırın. Ama efendim, muhafız olmadan sarayda güvenlik olmaz. Yağmalanması işten bile değil. Siz varken içim çok rahat. Bu işin çok tehlikeli olduğunu ve tek başıma işin üstesinden gelemeyeceğimi bilmeme rağmen emrinize itaat edeceğim efendim. Bir zamanlar bu saray ülkenin ikinci adamı Potifar'a aitti. Peki ya şimdi? Şimdi ise bu saraya ilgi duymayan ve yaşama sevinci kalmamış, yenilmiş ve umutsuz bir dul kadına ait. Yuzarsif'in gönlümde tutuşturduğu alev olmasaydı kendimi öldürecektim. Hayatımda Yuzarsif'ten başka hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. O hayatıma girdiği günden beri hayatımda çok şey değişti. Beni iyi dinleyin. Saraydaki bütün muhafız ve çalışanların ücretlerini ödeyin. Radamon dışında hepsinin işine son verin. Artık aylıklarını ödeyecek güçte değiliz. Ayrıca tapınaktaki kahinleri de gönderin. Yemek ve diğer harcamalarını karşılamamız artık mümkün değil. Amun tapınağı. Daha o inançsız bu saraya adım atar atmaz kapanmalıydı. Şimdiye kadar da boşuna açık kalmış.